küsmüş. Çocuk muyuz oğlum? Biz niye küselim? Yani ne bileyim, belki küsmüşüzdür dedim. Anne yapma, ne olur ya. Ben bir şey yapmıyorum ki. Sen böyle davranarak sadece kendi hayatını mahvetmiyorsun. İnci'nin hayatı, kocasının hayatı. Ya en önemlisi de küçücük bir kız çocuğunun hayatını. Masal. Adı Masal. Peki oğlum. Masal'ın hayatını mahvediyorsun. Kendimi affettireceğim diye kaç hayatı darmadağın edeceksin Mert? Ha? Kaç hayatı harcayacaksın? Oğlum, bak orada bir yuva var. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Bak Amerika'ya dönmek istiyorsan dön, tamam? Burada kalacaksan kal, ona da tamam. Dönmeyeceğim Amerika'ya anne. Bunu ilk söylediğinde ne kadar mutlu oldum hatırlıyor musun? Havalara uçtum, oğlum benim için kalıyor. Kardeşini çok özlemiş diye. Ama benim oğlum İnci'yi görmüş meğer. Hayır anne, ben Gizem'i gördüğümde karar vermiştim zaten. Oğlum, beni de kandırma, kendini de kandırma. Cihan için mi kalıyorsun? İyi, sevindim. O zaman Gizem'le ilgili bir şeyler yap. Gizem, kim oluyor da senin babana laf taşıyor? Ha? Gizem'le babanın arasında nasıl bir hukuk var oğlum? Ya o konu beni de tırmalıyor biraz. İyi. O zaman lafta kalmasın, gerçekten bir şeyler yap. Bak saat kaç oldu, kardeşin hala evde değil. Gece evde kalmamış, hastanede kaç kere aradım açmadı. Mesaj attım cevap vermedi. Oğlum birbirinizden haberiniz bile yok. Bir tane tamam, ben konuşacağım onunla. Sen merak etme. Geldi. Neredesin oğlum sen? Ha? Abi geldim, ne oldu ya? Kafan mı güzel senin? Azıcık. Çok az ama şu kadar falan ya. Nerede kaldın gece Cihan? Evet şey abi, o değil de senin motorun nerede, kapının önünde yoktu. Oğlum abin kaza yaptı. Bütün gece hastanedeydik. Arıyorum, açmıyorsun. Mesaj atıyorum, okuyup dönmüyorsun. Neredesin sen? Geçmiş olsun abi. Ama iyisin yani, bir şey yok gibi değil mi? Ha? Anne ne, tamam kapının önünde mi konuşacağız ya? Hayır, öyleyse iki tane sandalye kapı geçiyorum ben. Cihan bana bak. Git yukarıya, elini yüzünü yıka, konuşacağız. Sen de bize sade kahve yap anne. Hadi. Abi ne oldu? Ha? Kahve yap, elini yıka, konuşacağız falan. Bunlar çok tanıdık cümleler. Ha? Sanki başka birinin ağzından duyuyorduk ama. Cihan. Neyse. Ben elimi yıkayayım en iyisi. Dayak mayak yemeyelim de. Mert, sakin tamam mı çocuğum? Anneciğim bir şey yok. Konuş dedin, konuşacağız. Sen bize kahve yap, tamam? İyi misin şimdi? Az önce de iyiydim. Hatta daha iyi. Neredeydin gece? Gizem'de mi kaldın? Evet, neden? Oğlum ben sana başından beri demiyor muyum bu kızda bir şey var diye? Ha? En basitinden neden babanla tanışıyor bu kız? Neden bu kadar içimizde? Neden bu kadar içimizde? Evlenmek istediğim için olabilir mi anne? Hatta daha fazla içimizde olması gerekmez mi? Bir saniye, bir saniye. Biz evlilik lafını ortadan kaldırmadık mı sende? Konuştuk oğlum bunları. Ya sen bir şeyler söyledin abi, o kadar. Cihan, tuhaf değil mi yavrum? Ha? Neden kafasına göre babanla tanışıyor? Ne bu hadsizlik? Eğer birisi ailesiyle tanıştıracaksa o sen olmalısın, öyle değil mi? Ya gece gece bunları mı konuşacağız anne? Gece gece konuşma, kapıda konuşma. Ne zaman konuşacağız oğlum seninle? Randevu mu alacağız lan? Mert. Ne oldu abi? Yıllardır ortada yoksun, şimdi geldin, bir şeyler, bir havalar. Babam haklı vallahi, öyle ayda yılda bir telefon açıp alo demeyle olmuyor bazı şeyler. Hayırdır, babacım oldun şimdi? Babaya mı hak veriyorsun? Ya her neyse, tamam ya. Amma kafa açtınız. Azıcık güldüm, eğlendim. Saçma sapan bir gerginlik evde. Hani evde gerginliği yapan babamdı? Demek ki o değilmiş galiba. Buraya gel, konuşuyoruz. Cihan buraya gel oğlum. Nereye gidiyorsun? Terbiyesiz. Mert tamam. Sabah olsun, kendine gelsin, öyle konuşuruz. Hadi geç.
Allah Allah ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.